İzmir Adalet TV izleyicileri, programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Didem Hanım çok çok güzel bize bilgiler verdi. Şimdi bu bölümde ikili ilişkilerde iyi koku, kötü koku ilişkilere nasıl etkide bulunuyor? Birazcık bunu anlatmaya çalışırsak Didem Hanım nasıl bir giriş yapabiliriz? Şimdi bir kere kokunun ilişkilerdeki gücü yadsınamaz. Zaten başta da söyledik ya, sinyalleşme ile başlayan fenomen etkisi sonra da halatlarla kişileri birbirine bağlıyor ya da bağlamıyor. Orada aslında düzlem kuruluyor. Ama şimdi bu beş duyumuzla başladığımız ilişkide koku daha baskın çıktığı için midemizde ya böyle kelebeklerin uçuşmasına Uçması. sebep oluyor ya da midemizin bulanmasına sebep oluyor. Şimdi iyi koku, kötü koku bu kime göre, neye göre diyebiliriz. Hani ilk aklıma gelen ter kokusu birçok kişiye kötü olarak gelse de bazı kişilerde diyelim ki erkeğin ter kokusu, bazı kişilerde erkeğin hormonal yapısı bu kokuyu da ortaya çıkardığı için bağlayıcı etki yapıyor. Bazı kadınlar o seçtikleri erkeğin ter kokusuna kadar aşık Aşık olabiliyorlar. oluyorlar. Cinsellikte çok büyük etkisi Etkisi. var. Ama bazı insanlar işte o ter kokusuyla ilk programda bahsettiğimiz gibi gen uyuşmazlığı, hani ilkel dedik ya, üremeden dolayı bilinç dışı bir seçim gerçekleşiyor. O seçimde gen uyumu ya da uyumaması, bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olup olmaması bu halatları güçlendiriyor ya da yok ediyor. İşte orada kimisinin ter kokusunun kişiye rahatsızlık verdiği gibi kimisi de o ter kokusunu arıyor. O Arıyor. ter kokusunu seviyor, ter kokusunu istiyor. İyi ki de öyle Sinemcim. Yoksa tek bir adamın etrafında binlerce kadın, Kadın. tek bir kadının etrafında binlerce adam Erkek olurdu. erkek olurdu. Evet, Yani doğru. bu doğa öyle güzel ayarlamış ki yani hayran olmamak Mümkün mümkün değil değil. ya. Yani insanlarda hatta hayvanlarda bile birbirlerini koklayarak Tabii eş tabii. seçiyorlar. Yani Onlar o şekilde kokuyu buluyor. evet Onlar o... sürekli birbirlerini koklar haldeler. İşte burada bile açıklayabiliyoruz doğanın Evet. dengesine kokunun ne kadar Evet. önemli bir yer Daha aldığını. ne yapsın? Duygularını tetikliyor. Evet. Hafızana kaydediyor. Seni ortama girdiğin vakit, yani bir ortama girersin, oradaki bir tütsü kokusu, oradaki bir mumun kokusu, oradaki oranın kokusu. Bak, sadece parfümden bahsetmiyoruz, kokudan bahsediyoruz. Bir küf kokusu. Kimisi küfün kokusundan rahatsız olurken kimisi sevebilir. Bir boya kokusu ya da hani seveceği şeyleri, güzel anıları tetikler ve gider. Bir yerlere gider ve gelir. Gelir. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki bir parfümü vakti zamanında bir kadın bir şeyler yaşamış, bir erkek parfümü ve o parfümü alıp eşini uyarlamaya çalışıyor. Çalışıyor ki. Çalışıyor ki o geçmişteki güzel, mutlu anları, keyfi yeniden yaşayıp yeniden mutlu olsun. Ama Ama bu mümkün olmuyor. değil. Şimdi Şimdi o konuya girecek olursak işte burada benzetmeye çalıştığımız şey o tenin kokusu evet. parfümle birleşmesi işte yeni bir o kişiye özgü bir bütünleşmesi herkesle aynı Aynen. olması mümkün değil. Şimdi Aynen size öyle. soracak olursam kokunun cinsel gücü uyarıcı etkisi olarak nasıl bir etkisi vardır cinsel hayatta? Ya da Cinsel. oraya geçmeden önce başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yo, buna devam edebiliriz. Şimdi bir kere parfümler ve kokular eski çağlardan beri kadın ve erkeğin cinsel çekimini artırmak için
kullanılmış. Yani afrodizyak etkisi olduğu kesin. Ki yine bahsetmiştik, Pompei'de bile genel evde açık parfüm şişeleri, kırık parfüm şişeleri bulunmuş. Yani bunları destekleyici çok etkisi var. Aynı zamanda kuvvetli orgazm yaşayabilmeyi de tetikleyen etkisi var. Şimdi kadın için bir orgazm tetikleyicisi, güçlendiricisi. Erkekte de kan basıncını artırarak penisin daha verimli hareketini sağlıyor. Yani penis uyarılıyor, vajinaya destekleniyor. Destekleniyor, tamam. Şimdi erkek açısından da kadın açısından da yatsınamaz bir önemi var bu, eğer kullanılırsa tütsüler, mumlar. İşte aromaterapiler o kadar gelişti, bir sürü yağlar var. Her yönden desteklenebilir. Her şey. Ama burada şöyle altını çizelim. Her kez ne demiştik başta? Koku kişinin parmak izi gibidir. Size gül kokusu çok iyi gelirken bana yasemin kokusu çok iyi gelebilir. Bunun için bunu arayıp kişinin bu konuya dair emek vermesi gerekir. Hayır, piyasada işte şu parfüm çok ünlü, şu parfüm satıyor. Bir deneyin bakalım üstünüzde. Nasıl olacak? Bir deneyin bakalım bazı noktalarınızda. O noktalar geri dönüşümü veriyor mu? Yani parfüm sizde uzun soluklu, kalıcı oluyor mu? Sizin geçtiğiniz yerde etrafınızdaki eşiniz, dostunuz, arkadaşınız... Ay bu ne güzel bir parfüm, ne sıktın diye irkiliyor mu? Yani bir geri dönüş almanız gerekiyor. Kesinlikle bir geri dönüş almanız gerekiyor. Ve parfüm kullanırken işte bu ay bunu aldım sıkayım, öteki ay bunu aldım sıkayım. Sinancığım bu çok zor ve sinyallerde yanlış sinyal verici bir durum. Kişinin kendi tenine, kendi kokusuna uygun olanı bulduktan sonra ancak ve ancak mevsimsel değişiklik yapabilir parfümde. Yani kokunun hafifliği, ağırlığı üzerinde sadece. O da yazlık ve kışlık olarak parfüm değiştirmesi ancak kabul görebilir. Dediğim gibi havanın sıcaklığıyla hormonların dengesinin yerinden oynaması, ki bu kişinin kadınlardaysa bir menopoz döneminde kullanacağı parfümle genç kızlık döneminde kullanacağı parfüm de değişiyor. Çünkü her şey değişiyor aslında. Fakat yine altını çiziyorum, öyle işte şu parfüm çıkmış piyasada çok ünlüymüş, alayım sıkayım ben de harika durur, etkisi olur. Sadece bu ticari anlamda hareketlilik sağlarsınız. Sağlar, kendinize hiçbir şey sağlamazsınız. Gerçekte kişilerde akılda kalmak istiyorsanız, yer etmek istiyorsanız, seneler sonra hatırlanmak istiyorsanız, size dair sizin parfümünüz olmalı ki o kişi o parfümü duyduğu vakit, o kokuyu duyduğu vakit, ya ne kadar güzeldi onunla şu yaptığımız ya da onunla ne güzel şeyler yaşamıştım diye hoş bir seda olarak kalabilirsiniz. Biraz şunu göstereceğiz o zaman kendinize ait kokuyu bulmak için. Bazen rastgele de bulabiliriz. Birinci, ikinci denemede. Bazen vakit harcamamız gerekebilir. Valla vakit harcamanız gerekli. Çünkü dediğim gibi sen bir parfüm alırsın. Sana çok yakışır. Ama Sinem'in parfümü Sinem'e yakışmıştır. Didem'in parfümü başkadır ve Didem'e yakışır. Yani ben gidip Sinem'in parfümünü kullanırsam o kadar güzel, o kadar kalıcı bir şeyle karşılaşmam. Evet, yani bunu da sadece beğeniyle almış oluyoruz. Birazcık hani bizim hoşumuza gidiyor ama bakalım bize yakışacak. Evet, yani ya buradaki en önemli etken kalıcılığının uzun süre olması ve etrafınızın geri dönüş vermesi parfüme dair. Buna bakmaları lazım. Yani kişi niçin sıkıyor parfümü? Öncelikle tamam, temiz olmak, hoş kokmak. Ama hoş kokluluğunda duyulması lazım. Yani bir nasıl alacak o geri veriyi?
bu şekilde alacak. Kalıcı olmasıyla. Hem ortamda kullandığımız, hem tenimizde kullandığımız kokular. Aynen. Aslında bizim günlük iyi hissetmemize, ilişkilerimize, işte iyi bir cinsel hayata, dürtülerimizin güçlenmesini tamamen destekleyici, hatta belki kullanılacak ilaçlardan bile daha etkili bir boyuta getirebilir. Tabii ki, çünkü aslında biz parfüm ve koku diyoruz. Bu bildiğimiz bir piyasadaki basit bir sabunla da gerçekleşir. Çok pahalı bir parfüm size arzu ettiğiniz bu çekiciliği, bu kalıcılığı vermeyebilir. Onun için diyorum, deneme yanılma yöntemiyle birazcık emek vereceğiz ki bize de getirisi fazla olsun. Fazla olsun. Biraz uğraşacağız. Evet, şimdi aynen öyle. Dersek, eksik bir konu kalmadı herhalde. Cinsellikle ilgili bütün şeylere değindik sanırım, noktalara. Yani kadının ve erkeğin uyarılmasında, erkeğin sertleşmesinde, kadının cinsel organın aslında kanlanmasını, değil mi? Daha her şey. Her şeyde. Her şey. Çok yani orgazmdan, ki bu günümüzün en büyük problemidir. Ne yazık ki orgazm gerçekleşmesi çok zor olan bir toplumda yaşıyoruz. Bunun birçok sebebi var. Biz bunu zaten Ayıp Yasak ve Günah adlı programımızda burada işliyoruz, anlatıyoruz. Evet. Ama yardımcı faktörler var. Bu yardımcı faktörleri niye kullanmayalım? Değil mi? Yani cinsellik her şekilde istediğiniz ve yapacağınız her şeyin karşısında değer bulacağı birinle olduğu vakit bir ortam hazırlamanın, hoş bir atmosfer yaratmanın, gerek kendi üstünüzde gerekse bulunduğunuz ortamda hiçbir ayıbı yok, yasağı yok, günahı yok. Aksine sizi o anda tutup zevkin, hazzın doruğuna çıkaracak olan etkenlerin başında geliyor. Ha tabii ki doğru partner. Evet. Yüz yüze görüşmek. Yani lütfen, lütfen, lütfen. Özel kadına değiniyoruz ki. Evet, yani bu dijital çağda lütfen vesikalık fotoğrafla hiç kimseye sevgili edinmeyin, hiç kimseye aşık olmayın. Zaten bütün onlar, her şey yalan. Ama alın böyle bir bardak, bir su için, bir kahve için. Bir görün, bir göz göze gelin. Bir o tenlerin kokuları, bakalım birbirlerini isteyecekler mi? O sinyalleşme, halatlar mı devreye girecek mi? Önce sinyalleşmeyle başlayan şey, halatlar devreye sokacak mı? Ondan sonra göz gözenin, ten tenenin keyfine varın. Yani lütfen bu klasik olan işlemden es geçmeyin, kopmayın. Çünkü dünyanın ve insan olmanın en doğal, en gerçek hali. Evet, yani ben şimdiye baktığımda ve eskide yaşanan ilişkileri gördüğümde insan özlem duymuyor değil. Yani çünkü insanlar birbirlerinden o kadar uzaklaştılar ki seni de onun içine çekmeye çalışıyorlar aslında. Hani senin o klasik olarak adlandırdıkları ilişki, aslında gerçek olan ilişki tarzın insanlar tarafından şu an komik ve gereksiz olarak hani empoze edilmeye çalışıyor, ama öyle bir şey kabul etmiyoruz ve gördüğümüz üzere bu bizim için ve sağlıklı bir ilişki yaşamamız için şart, doğru bir ilişki yaşamamız için. Aynen öyle. Ya zaten sistem sağlıklı bir birliktelik için. Ha sonrasında dediğimiz o hikaye var ya, işte çekim, aşk ve sevgi. Sevgiye dönüşmese de sizin hayatınızda yaşadığınız hoş bir anı olarak kayıtlara girecek ve bir insan tanıyacaksınız. Bir iletişim içinde olacaksınız. İlla herkesle çok mutlu olmak zorunda değilsiniz. Ama tartışırken de gerçekte tartışın, sevişirken de gerçekte sevişin. Hiçbir sanal ortamda olmasın. Çünkü tartışmanın sonunda yan yana olunca belki sevişmeye dönüşecek. Yani neden bu keyfi kendinizden esirgiyorsunuz kesinlikle ki? Neden o küçücük tabletlere hapsoluyorsunuz ki? Neden bir sanal hayat yaratıyorsunuz ki kendinize? Evet. Yani aslında bizlerin küçük
hapishaneleri oralar. Evet. Yani kendi kendimizi evet. mahkum ediyoruz. Evet, bir kelepçeyle yaşıyoruz. Ondan sonra dediler ki işte çip takılacak, çip takılacak. Biz zaten çipliyiz. Zaten çipliyiz. Nereye gittiğimiz, ne yaptığımız. Yani bir şeyler konuşuyoruz. Pat telefona reklamlar gelmeye başlıyor. Reklam geliyor. Diyorum ki ya kardeşim tamam dinliyoruz. Dinliyorsunuz da yani. Bu kadar. Olmasın. Evet. Lütfen her şeyi gerçek gerçek yaşayın. Her şeyi gerçek. Kavgada edin, tartışında bu da ama sevişin de. Evet. Bu ilişkinin en güzel dinamiklerinden biri. Hatta ya ana yaşama, lokomotifi hayat, diyebiliriz. Hayat, evet. Sinemcim hayat. Yani biz bu aletlere mahkum olmaya gelmedik. Ne mutlu ki biz bu aletsiz, ben kendi adıma söyleyeyim. Yani bu yaşlara kadar biz bu aletler bizi yönetmedi. Yine söylüyorum, teknolojinin esiri olmayın. Çünkü teknoloji sizi ürün haline getiriyor. Bak, ürün biziz. O bizi satmaya çalışıyor. Mutlu tutuyorsak aslında... Ya kullanın. Siz kullanın onu. Yani sizin bir programınızda bahsettiğiniz şey çok doğruydu. Aslında koku, cinsellik, her şey aslında oradaki o ilişki dinamiğine, Doktor Bey'in söylediği gibi cinselliği yaşayamayan, ilişki yaşayamayan, akşam işte eşine, o gerçekten birlikte olduğu eşine temas edip omzuna mesela başını koyuyor. Güzel bir ilişki yaşamayan insanlar iş hayatında dediğiniz gibi hırçın, mutsuz, hayatı zorlaştıran insanlar haline geliyor. Aslında temel noktadan çıktığımızda varacağımız yer, temas edip ilişen can insan öyle bir organizma ki ilişmesi gerekiyor. İlişki içinde olması evet, gerekiyor. Olmadığı evet. zaman sorun yaratmaya başlıyor. Çünkü bizler enerji sadece fiziki bedenden oluşmadık evet. Sinem. Enerji bedenlerinden Hı-hı. oluşuyoruz. Yani burada birçok uzman ağırlıyorsun ve onlar da mutlaka kendi uzmanlık alanını anlatıyorlardır sana. Evet. Bu sonuçta biz bir enerjiyiz. Enerji bütünüyüz. Bu enerjinin doğru kullanılabilmesi gerekli. Bu enerjinin fazlası zarar, azı da zarar. Enerjinin doğru kullanılması, işte cinselliğin hayatımızda olmasının sebebi, şimdi o enerjiyle ürüyorsun, bir canlı oluşturuyorsun. Aslında yaratım enerjisi var. Bu yaratım enerjisini, haz enerjisini kullanmadığında beynine, vücuduna olan baskıları düşünsene, her yerin ağrımaya başlıyor. Şimdi olmadı, hormonal sıkıntılar yaşıyorsun. O bilinmedik ağrılarla geliyorlar. İşte oram ağrıyor, benim bitmeyen işte şurada bilmem ne ağrım var, burada bilmem ne ağrım. Sonra bakınca, yani sohbet ilerledikçe danışanla, bu işin ya başında bir cinsellikte problem oluyor ya hikayenin sonunda cinsellikle ilgili problem oluyor. Onun için ben bu psikolojik danışmanlık yolculuğuma başlarken önce aile danışmanlığını tercih etmiştim. Çünkü toplumun en değerli küçük yapı taşı ailedir. Aile iyiyse, aile sağlıklıysa, aile mutluysa etrafına bu enerjiyi verir, yansır ve bu büyük kocaman bir toplum oluşturur. Ama orası bozuksa, orası mutsuzsa yapılacak bir şey yok. Ve o konuya girdiğin vakit hep karşıma cinsel terapi ve cinsel danışmanlık geldi. Mecbursun. Çünkü kişi iyi değilse birlikte olduğu kişiye de iyilik veremiyor. Maalesef. Özellikle bizim toplumumuzda. Yani ya mutluluğumuz etkiliyor. Hiç sorma bizim toplumumuzdaki ayıp, yasak ve günahları. Hiç sorma. Öyle baskılanmışız ki. O kadar ki. Modern gözüken insanlarda bile aslında çok... O yoğun. Tabii ki. Bunun eğitimi yok, biliyor musun? Hani işte ne bileyim, ilkokul mezunuyla üniversite mezunu arasındaki hiç alakası yok. Tamamıyla ailede olan, ailenin yetiştirme biçiminde, ailenin hayatı, anne babanın hayatı algılayıp evlatlarına aktarma şeklinde problem var maalesef. O yüzden hepimizin çok çaba göstermesi gerekiyor bu konuda. Aslında işte oraya varacağız ama bütün hastalıkların sebebi de mutsuzluk, her şey buna dayanıyor. O yüzden evet. elimizden gelen çabayı ve değişimi göstermemiz gerekiyor. Bunun için de en önemli şartlardan biri ilişkilerimize sahip çıkalım. Doğru bir şekilde
klasik dediğimiz yöntemlerle yaşayalım ki evet, sağlıklı bir toplum olarak kalalım. Çok doğru. Şimdi İdem Hanım, bu konuyla ilgili bize, ben aslında soracağım son bir soru vardı ama sanki biraz bahsettik, yine de sormak isterim. Seçtiğimiz koku, yani aynı kokuyu seçen kişiler aynı etkileri yaratır mı? Zaten bahsettiniz bundan. Yok. Öyle bir şey yok. Yani biraz bu konuya emek vermek gerekiyor. Biraz araştıracak, biraz emek verecek. Ama diyorum yani pahalı parfüm, kişiye iyi gelen parfüm değil. Lütfen buradan yanlış anlaşılmasın. Öyle bir sabun bulur ki temelinde temiz olmak. Temiz. Çünkü zaten bizim kendi kokumuz var. Bize ait bir kokumuz var. Dışarıdan alacağımız diğer kokuların hepsi takviye. İtici güç. Ekstra motor. Ne diyeyim ben şimdi buna? Yani paranın miktarıyla alakalı değil. Hayır. Asla değil. Bazen yanlış algılanabiliyor. Evet. İşte pahalı kullandın, ucuz kullandın. Öyle bir şey asla söz ama, konusu. Ama şöyle de bir durum var. Nice evlilik kokuyla başlayıp nice evlilik kötü kokuyla bitiyor. Yani kokunun bu kadar etkisi var. Kişinin kendine verdiği değerle alakalı. Bu olay önce orada başlıyor. Kişinin kendisine verdiği değerle alakalı. İşte hayatımızda aynı. Her noktada geçerli. İlk önce kendimiz, daha sonra bir bütün olarak değerlendirebiliriz. Şimdi ben bu güzel kitabı yine göstermek istiyorum sizlere. İkinci bölümde de antik çağdan günümüze parfüm. 15 tane değerli yazarın bir araya getirdiği bu kitabı biz Didem Hanım'la sizlere tanıtmak istedik. Özellikle Didem Hanım kendi alanıyla ilgili olan kısmı çok güzel bilgilerini derledi. Bize sundu. Bize eklemek istediğiniz başka bilgiler var mı Didem Hanım? Vallahi şimdi şöyle notla tabii ki ben birçok notla geldim ama hani sohbet ettiğimiz için umarım bizi dinleyenler de bu sohbetten keyif alırlar. Hani istersen yine antik çağdan günümüze dedik. Antik çağdan bir küçük notla tamamlayalım ben programı. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Şimdi antik çağda güzel görünmek ve güzel kokmak gerçekten kadınlar için bir statü sembolüymüş ve şimdi açık ten için yüzlerine kurşun sürerlermiş. Ve inan o kadar çok bu konuda hastalanıp ölen kadınlar olmuş. Yani kozmetik, yani milattan önce 4000 yıllara gidiyor. Parfümler, kokular, bu kozmetiği beğenilme. 400 misli ölmeye neden oluyor. Bence kişi, yani insanoğlu kendini bildiği andan itibaren bir aidiyet duygusu da yanında getirdiği için, yani birileriyle birlikte olmak durumunda. O birlikteliği sağlayabilecek etkenleri de araştırmış ve bakmış ki İşte güzel tütsüler, kokular, birçok şey, hani kremler, hani akla şu anda gelen birçok materyal önüne geldikçe kullanmış ya da yaratmış. Ha, bu dönem dönem ne olmuş? Statü vermiş, dönem dönem zarar vermiş, bir dönem dini inançlarla Avrupa'yı neredeyse pisliğe mahkum etmiş ki 1000 yıl sürmüş bu çok ciddi bir şey. Ki Osmanlı'ya baktığımız vakit Osmanlı'daki o hamam kültürü. Bak istersen şöyle bitirelim. Bizim bu korona döneminden bu şekilde şükürler olsun. Evet tabii ki kayıplarımız oldu. Rahmet diliyoruz kayıplarımıza. Ama daha da büyük kayıpları etkileyen bizim kolonyamız, bizim hamam kültürümüz. İşte toplumların ayakta kalabilmesini sağlayan bir takım değerleri vardır. Kokuya ait kolonya. Hepimiz ne yaptık? Deliler gibi kolonya tükettik ve korudu. Ama kolonyayı çeşitli vesilelerle kullanmışlar ki Osmanlı da kolonyayı
alkol bazlı Hı-hı. olduğu için ilk önce temizlik olarak kullanmış. Temelinde dezenfektan temizlik olarak kullanır. Ondan sonra ne yaparız? Kültürümüzde misafir geldi mi önce kolonya ikram ederiz. Aslında gelen kişiyi önce dezenfekte ederiz. Ve sonrasında bir hamam, banyo kültürümüz. Hiç eksilmemiş. Biz hamamlarımızla ünlüyüz. Evet, bütün tarihi zaten eserlerde de hep bir hamam. Evet, hep vardır. Evet. Yani kısacası bilsek de bilmesek de bilinçli ya da bilinç dışı hayatımızda koku hep var. Hep de olacak. davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Zaten burası sizin mekanınız. Ne demek? Hep birlikte geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi umarım tekrardan ağırlarız. Beraber güzel programlarımız olur. Keyifle de izliyoruz programınızı. Çok teşekkürler. Gerçekten de çok başarılı. Ben kendi adıma keyifle sizlere öneriyorum. Didem Hanım, her şey için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük ben programı kapatıyorum. Ve kitabı tanıttık. Umarım herkes edinir ve bir başucu kitabı olarak kütüphanesinde bulundurur. Sağ olun. Diyoruz. Çok beğenmişsin. Evet, İzmir'e dair TV izleyicileri. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalmanızı diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.